Çocuklarda erken ergenlik ve büyüme sorunlarında artış yaşanıyor. Uzmanlar bu sorunun altında nelerin olduğunu araştırdı ve çeşitli başlıklar altında topladı. Bunlar elektromanyetik dalgalar, raf ömrü uzun gıdalar, tarım ilaçları. Sağlıklı bildiğimiz arı sütü ve propolis de bilinçsizce kullanıldığında hormon dengesini bozuyor. Üç nesile kadar bu etkinin devam ettiği görüldü. Elektromanyetik dalgalar. Arı sütü aslında arılar için olan bir şey. Raf ömrü uzatan katkı maddeleri, mikroplastikler, boyalar, elektromanyetik dalgalar insan genetiğini değiştiriyor ve hücredeki bozulma nesilden nesile aktarılıyor. Yeni doğan bebekler günlerce küvezde kalıyorlar, serum alıyorlar. Mesela o setlerin hepsinde fitalat var aslında. Düşük miktarlarda bunlar vücudumuza mecburen bazen giriyorlar. Raf ömrü uzun gıdalar obeziteye yol açıyor. Erken ergenlik, gelişme geriliği gibi birçok soruna zemin hazırlıyor. Nasıl pişiriyoruz? Kaç derecede pişiriyoruz? 150 derecenin üstünde pişirdiğimiz zaman zararlı maddelerin oluşma ihtimali artıyor. Uzun süre dayanabilmesi için konulan maddeler var. En başta o şişmanlık yapıyor ve doyma hissini etkiliyor. Çocuk çok istedi, kıramadım. Bile bile çocuğumuza zarar veremeyiz. Arı sütü ve propolis çocuklara bağışıklık için veriliyor ancak uzmanlar önermiyor. Çocuklarda kullanımına uygun görmüyoruz. Önce büyümeyi hızlandırabilir ama sonra kemikleri kapatabilir, boyun kısa kalmasına yol açabilir. Propolis kullanan bir erkek çocukta meme gelişimi olmuştu. Propolis'i çocuklar için önermiyoruz. Elektromanyetik dalgalar uyku kalitesini bozuyor, beyin gelişimini olumsuz etkiliyor. Uyku düzenini çocuklarda bozulmasına sebep olabilmekte, melatonin salgısını azalmasına sebep olmakta veya tiroid sistemi üzerine şeker metabolizması üzerine etki yapabilir. Çocukların başına ve vücuduna mümkün olduğu kadar uzak kalması için kablosuz kulaklıklar kullanılabilir. Çocukların yataklarından uzak tutulabilir. Ve hormon bozucular nesilden nesile geçiyor. Anneannenin maruz kaldığı tarım ilacı torununda şişmanlık ve erken ergenlik yapabiliyor. Bu nedenle kimyasallara maruziyeti azaltmak büyük önem taşıyor. Hamile anne bebeği de maruz kalıyor ama bebeğin yumurtalıkları da maruz kalıyor burada. 3 nesile kadar bu etkinin devam ettiği görüldü.